Herkese merhabalar. onun sınıf edebiyat 1. dönem tekrarımıza başlıyoruz. Buraya full yazmış arkadaşlar. Çünkü sizler full kelimesini çok seviyorsunuz. Yani hem üniversite sınavında full yapmak istiyorsunuz. Hem okul yazılarınızda hem bursluluk sınavlarında her sınavda girdiğiniz her sınavda inşallah her dersinizi full yaparsınız. Bizim Tonguç Akademi olarak hedefimiz zaten bu. Sizlere full yaptırmak. Bugün sizlerle birlikte edebiyatı baştan sona tekrar edeceğiz. Ben full kelimesini kullanamıyorum edebiyat hocası olduğum için ama sizlerin de full kelimesine bayıldığınızı biliyorum. Zaten full tekrar kampımızda bütün dersleri güzel bir şekilde tekrar ettik. Sizler mutlaka bu tekrar videomuzun sonrasında efsane bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Herkes arkasına yaslansın bu arada. Gerçekten her şeyi güzel güzel anlatacağım sizlere. Mutlaka mutlaka sıfırdan olan Türkçe'li edebiyat kitabımızdan ve Dinamo Soru Bankamızdan... Güzel güzel tekrar etmeyi unutmayın. Bu kitaplarda efsane bir şekilde sizler için hazırlandı arkadaşlar. Konu, soru ve aynı zamanda ÖSYM tarzı ve normal sorularla sizleri sınavlarda bir numara yapmak için hazırlandı arkadaşlar. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım ve mükemmel bir şekilde tekrarımıza başlayalım. Gör Gördüğünüz gibi artık kağıt sığmıyor, o kadar kalın ki kağıt sığmıyor ama ben detaylı bir şekilde anlatacağım, her türlü ayrıntıya girmeye çalışacağım Bilhassa da üniversite sınavına göre hareket edeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki üniversite sınavında şöyle YKS yazalım. İlk kısım TYT. TYT arkadaşlar 9 ve 10 konularından oluşuyor. Bir de ikinci kısım var AYT. Bu da 11-12 konulardan oluşuyor. Fakat Edebiyat arkadaşlar 9, 10, 11, 12'den oluşuyor. Dolayısıyla 10. sınıf edebiyat önemli. 10. sınıfın dil bilgisi zaten AYT'de de geliyor yani anlam bilgisi AYT'de de geliyor. Dolayısıyla esasında 10. sınıf Türk Dili Edebiyat ders açısından çok çok değerli. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılması ki ölçülere baktığımızda tabii ki dil, din, kültürel farklılaşma, sanat, edebi metinler ve coğrafya değişimi etkili. Hani Orta Asya'dan Anadolu'ya göç edince ister istemez dilimizde de dinimizde de bazı değişimler yaşanacak. Esasında en büyük değişim bizde dini yaşayış. Niye derseniz arkadaşlar. Çünkü biz inançlı bir milletiz. Yani edebiyatımızda zaten öyle ayırmışız. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi gibi ve sonrasında batı etkisi diye. Batı etkisinde tabii ki din değiştirmiyoruz çok şükür ama batı etkisinde de kültürel farklılaşma oluyor. Fransızların etkisinde kalıyoruz arkadaşlar. Şimdi Türk Edebiyatı'nın dönemlerine baktığımızda İslamiyet öncesinde sözlü edebiyatı göreceğiz. Bugünkü konularımızın arasında da çok önemli bir yer ediniyor bu sözlü edebiyat. Yazılı edebiyata baktığımızda ise Orhun Abdeleri, Uygur dönem eserlerini görüyoruz. İslamiyet etkisi gelişen Türk Edebiyatı'na baktığımızda ilk başta Karahanlılar döneminde Hakan Heleçyesi ile yazılmış 4 hatta 5 önemli eser var. İşte Kutat Kubilik. Atabetül Hakkâîk, Divan-ı Hikmet, Divan-ı Lügatü Türk ve Dede Korkut hikayelerini görüyoruz o dönemlerde. Çok önemli eserler bunlar. Bir de birlikte senkronize bir şekilde divan ve halk edebiyatı var. Bu ikisi Anadolu Türk edebiyatını oluşturuyor. Divan edebiyatı arkadaşlar saraydaki lüks edebiyat. Böyle aruz ölçüsüyle beyitlerle lüks edebiyat. Hatta mutlaka mutlaka sınavınızda size bir divan bir halk karşılaştırması yaptıracaklar. Yani şöyle bir beyitler halinde bir şiir verecekler. Aruz ölçüsüyle yazılmış, ağır bir dille yazılmış nazım biçimi gazel ya da kaside olan ya da mesnevi olan. Bir de dörtlükler halinde yazılmış. Sade bir dille yazılmış. Pardon dört tane çizemedim. Dörtlükler halinde yazılmış. Sade bir dille yazılmış. Hece ölçüyle yazılmış. Somut ögelerden oluşan halk edebiyatı şiiri verecekler. Bu koşma, semai olabilir bilmiyorum. Bu ikisini karşılaştıracaklar size. İşte bunu mutlaka mutlaka soracaklar için bizler de zaten kitaplarımızda pardon bu soru bankamızda konu altın kitabımızda buna fazlasıyla Yer verdik. Nerede hemen göstermek istiyorum. Şurada. Bakın burada e, halk edebiyatı, divan edebiyatı bunların hepsi çok çok değerli. Buradaki her bir sayfada zaten işlerken arkadaşlar buna dikkat ettik. Yani sizlere gösterirken mesela burada size sınavda nasıl soracaklarsa o şiire göre ilerlemeye çalışacak. Şimdi bu kadar bal yeter hocam dediğiniz duyar gibiyim. Ardından da ardından da batı etkisine geçeceğiz. Batı etkisine geçerken tanzimat döneminde toplumsal açıdan çok ciddi bir değişim yaşanacak. Yani toplumsal konular şiirimize girecek. Serdifünün fecrati döneminde böyle dil ağırlaşacak sadece bireysel konular var. Milli edebiyat dönemi esas ciddi değişimin başladığı dönem diyebiliriz. Çünkü burada artık 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan milli edebiyatçılar artık Türkçe diyecekler. Artık Anadolu diyecekler. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı daha çok Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanı sonrası oluşan olaylar. Şimdi Türkçenin tarihi gelişimine baktığımızda bir karanlık dönem var. Yazılı kaynaklardan izlenemeyen bir eski Türkçe dönemi var. Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemi Köktürk döneminde köktürk yazıları var. Bunu bilmeniz lazım. Bakın burası sınavda sorulur bir. Uygur döneminde altın yaruk, 800 yikmek, ırk butik gibi eserler var. Bunlar Uygur alfabesiyle dini içerikli eserler. Bakın bunlar dini içerikli olduğunu bilmeniz lazım. Bir de Karahanlı döneminde yazılan bu dört önemli eser var. Bunlar da Hakaniye lehçesiyle yazıldığını bilmeniz lazım arkadaşlar. Kutadgu Bilig mutluluk bilgisi anlamına geliyor. Ve ilk aruz öylesiyle yazılan ilk eserimiz olacak. ilk mesleğimiz olacak. Divane Lügatü Türk bir sözlük. Hakikatlerin yani gerçeklerin işi anlamına gelen Atabetül Hakayık'ta yine bir dini ila, e, tasavvufi bir eser. Divan Hikmet'te e, tasavvuf edebiyatının kurucusu Ahmet Yesevi'nin yazdığı yine dini bir eser. Yani bu dönemdeki şu sözlük hariç çoğu dini nitelikli, didaktik nitelikli. Sonra Batı Türkçesi var. Hocam Batı derken Anadolu diyor. Anadolu batıda mı? E tabii ki Orta Asya'ya göre batıda oluyor. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. Hatta başka bir videomuzda daha dile getirmiştik. Şöyle ...bir Avrupa yaparsak şuraya, şöyle tamam mı, şöyle çakma bir Avrupa, şöyle... ...şu biraz hızlı çizeceğim, o yüzden hatalar olabilir. Şöyle Orta Asya'yı hemen gösterelim. Şimdi burası Orta Asya, şuraya Amerika'yı da şöyle çizelim, bakın. Şimdi burası Orta Asya, bak O-A Orta Asya. Orta Asya'nın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı Anadolu olmuş oluyor. Dolayısıyla Anadolu'ya gittiğimiz zaman ne olacak? Eski Anadolu Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesini göreceğiz. Biz Orta Asya'ya göre batıda oluyoruz arkadaşlar. Bir de kuzeydoğu Türkçesi var. Yani kuzeydoğuda da şu kısımda Kıpçak ve Çağatay Türkçesi var. Burada hala Türkler yaşıyor. Giderseniz orada görürsünüz. Biraz soğuk yerler ama orada Türkler var. Şimdi Türklerin yani bizlerin tarih boyunca kullandığı alfabelere baktığımızda tabii ki Köktürk alfabesi ilk alfabemiz, Uygur alfabesi, Arap alfabesiyle kullanacağız. Yani artık İslam geçtiğimizde Arap alfabesini kullanacağız. Kira alfabesi ve 1928 yılında Latin alfabesine geçeceğiz. Bakın burası çok önemli. Biz 1928 harf devriminde kelimelerimiz değişmiyor. Sadece harflerimiz değişiyor. Yani mesela e, Yakup Kadri merhaba yazarken kitabında böyle yazmıyor, Merhaba'yı şöyle yazıyor. Merhaba diye yazıyor. Dolayısıyla biz bunu merhaba diyoruz. Merhaba yani siz 1453 yılına gitseniz Fatih Sultan Mehmet ile konuşabilirsiniz. Sadece harfler değişiyor arkadaşlar. Gelelim hikayeye. Hocam bize hikaye anlatmayın dediğinizi duyar gibiyim ama anlatmalıyım. Neden? Çünkü buradan da hem üniversite sınavlarında hem de yazılarınıza soru gelecek. Filimsiler zaten bir lokum diyebiliriz. Filmlerde zaten takdimimizin edipiniz hatırlıyorsunuz. Şöyle cümlenin içerisine bakıyorduk. Cümle içerisindeki en önemli kelimeyi buluyorduk yani yüklemi buluyorduk. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere dikkat ediyorduk. Şimdi öncelikle hikayenin de romanın da öncesinde ta eskilerde destanlar var. Sonra geçiş döneminde Dede hikayelerini göreceğiz. Hem ee, Nazım hem Nesir iç içe olacak. Sonra halk edebiyatında halk hikayeleri, divan edebiyatında mesneviler, ve sonrasında da tanzimat edebiyatına ilk kez letaifi rivayatla hikayeler edebiyatımıza girecek. Yani hikayenin yerine önce neler tuttu diye size sorarlarsa bu haritayı çizmeniz lazım zihninizde. Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar destandan halk hikayeye geçin ilk örneğidir. Şimdi burada bazı kelimelerin, bazı cümlelerin, bazı ifadelerin yanına yıldız koyacağım. Bu şu demek arkadaşlar. Bu üniversite sınavında bu şekilde sorulmuş demek. Mesela şu soru arkadaşlar. Bunun yanına yıldızı koyabilirim. Demiş ki ÖSYM'im. Aşağıdakilerden hangisi epope destan geleneğinden parantezde destan yazmış. Halk hikayeciliğine geçişin ilk örneğidir demiş ve doğru cevap dedekoluk hikayeleri olmuş. Bu bir ÖSYM sorusu. 9-11. yüzyıl arası oluşuyor. 12 hikayeden oluştuğu yine bir ÖSYM sorusu olarak gelmiş. 15. yüzyıl başlarında yazıya geçiriliyor. Oğuzların hayatını ve ile olan mücadelelerin konu edindiği sorunun seçeneği olarak gelmiş. Konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düz yazı şeklinde. Bakın buraya konuşma yazıyorum. Konuşma. Buraya olay yazıyorum. Bu da yine ÖSYM tarafından dile getirilmiş. Hocam niye ÖSYM ÖSYM diyorsunuz? E çünkü tekrar söylüyorum arkadaşlar. Milletin Bakanlığı kazanımlarına göre hocalarınız sizlere sınav sorularını sormak zorunda. ÖSYM de buraya göre sormak zorunda. Dolayısıyla hocanız ÖSYM'de çıkan bir şeyi sormak ya da çıkabilecek bir şeyi sormak zorunda. Zaten siz o çalıştıklarınızdan sorumlu olacağınız üniversite sınavında hepsi birbiriyle uyumlu olmalı. Biz de o yüzden hep ÖSYM'ye göre hareket ediyoruz ki hem bir taşla iki kuşurun. Hem şimdiden yazılarınıza en iyi notlar alın hem de ileride üniversite sınavına girdiğinizde e, tabii ki dede korktikerleri ya ben bunu onun sınıfta duymuştum. Destandan alt geçin için ilk örneğidir deyin istiyoruz. Dede Korkut yazar değil, sadece bilgi bir ozan. Dolayısıyla Dede Korkut hikayelerinin yazarı yok. Anonim. Halk hikayelerine baktığımızda gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun anlatım türü. Meddahlar veya aşıklar tarafından anlatılıyor. destana göre olağanüstülük azalmış. Hani destanlarda bir olağanüstülük vardı İslamiyet öncesinde. Sevgi ve kahramanlık konuları var. Yine şiir ve düz yazı birlikte. Fasıl, döşeme, asıl konu, sonuç ve dua ve efsane gibi bölümleri var. Cengnameler önemli. Burada din adına yapılan savaşlar, kahramanlıklar var. Bilhassa da Hazreti Ali'nin ön planda olduğunu görüyoruz. Mesnevi'ye baktığımızda divan edebiyatının en uzun nazım şekli arkadaşlar. Hatırlarsanız divan edebiyatında birazdan şiir konusuna gelince de göstereceğiz. Bir şöyle 5-15... E, beyitten oluşan gazeller vardı. Ustalık şiiri. Şöyle beşli yapıyorum bir tane. Bak bu gazeldi. Ustalık şiiri. Buraya şöyle ustalık şiiri olduğu için gazel yazayım. Yine 33.99 e, 33-99 beyitten oluşan kaseler vardı. Buraya şöyle üç nokta koyuyorum. Bu daha uzayacak demek yani. E, kasidelerin belli bir amacı vardı. Belli bir kasıtla yazılıyordu. Bu birbirine benziyordu ama bunun 5 ya da 15 beyit olması, bunun ise 33-99 beyit olması birbirleri arasındaki en büyük farklılıklardan biriydi. Bir de mesneviler var arkadaşlar. Mesneviler ise günümüzdeki romanların yanıtı tutuyor. Bunlar aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor bak. A, A, B, B, C, C, D, D, E diye gidiyor. Ve sonsuz, sınırsız sayıda yani. Sınırsız sayıda oluyor. Ve kendi içinde uyaklı olduğu için rahat rahat yazılabilir. Bakın bunlar böyle kendi içinde uyaklı. Ama diğerlerine baktığımızda A, A, B, A, C, A, D, A, e, A, diye gidiyor. Bu da aynı şekilde A, A, B, A, C, A, D, A. E, A diye gidiyor. Yani şuradaki A'yı, bak şu A'yı burada, 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 burada hep görüyorsun. Bu da yazmayı zorlaştırıyor. Burada ise kendi içine rahat rahat ee, başka bir uyak bulup ilerleyebilir. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar mesleviler aruzun kısa kalıplarıyla uzun uzun yazılan böyle roman gibi şeyler. Ve günümüzdeki roman ve öykünün yerini tutuyor zaten. Nazım birimi Beyit kendi içinde uyaklı. Beyit sayısının sınırı yok. İlk meslevimiz Kutat Kubilik. Bu sorulmuş üniversite sınavında. Hamse aynı şairin beş meslevesini toplayarak oluşur diye eseri deniyor. Edebiyatımızdaki ilk hamse de Alişe Nevai'nin eseri. Bu da üniversite sorulmuş. Burada gördüğünüz eserlerin her biri üniversite sorulmuş. Yunus Emre'nin Risale-i en fazla sorulanların başında geliyor. E, Gülşehir'in Mantık Uttayrı da sorulmuş. Aşık Paşa'nın Garip Namesi, Ahmedi'nin İskender Namesi, Süleyman Çelebi'nin Vesület'in Necat'ı yani Kurtuluş Vesilesi anlamına geliyor bu. Hani camilerde, mevlütlerde dinlediğimiz e, mevlüt bu işte. Bu mevlüt yani bildiğimiz mevlüt diye okuduğumuz şey bu. Esasında bir mesnevi. Şeyhinin harnamesi bayağı bir soruldu. Hatta 2021'de de soruldu. Öküz olmaya yeltiren bir eşeğin hikayesini anlatıyor. Yani hırs gösteren insanın başına gelenler. Leyla ve Mecnun Fuzuli'nin eseri. Hayrabat ve Hayriye abimiz Nabi tarafından yazılıyor. Hüsnü Aşk Şeyh Galip'in eseri. Bunlar çok çok değerli, çok çok önemli eserler. Yani hani burada şöyle bir şey yazıyor diyebilirsiniz. İskiler, şey Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marş. Bunu bilmemiz gerekiyor mu? Herhalde bilmemiz gerekiyor. Bilmezsek patlarız. Yani sınavlarda, yazılarda ve genel olarak da. Aynı şekilde bunlar da edebiyatın en önemli eserleri diyebiliriz. Edebiyatımızda yani Türk edebiyatındaki hikayede Batı etkisi edebiyatımıza baktığımızda Tanzimat döneminde ilk hikaye yazan Ahmet Mithat Efendi'yi göreceğiz. Bir de Emin Nihat'ın Müsameretnamesi var. Burada romantizmden etkileniliyor. Yani birazcık duygular katılacak. İkinci dönemde realist ve naturalist ve biraz daha batı tarzına uygun eserler yazılacak. Burada Sami Paşa'da siz yazdığı küçük şeyler birazcık batılı tarzda olacak. Sert artık biraz daha kalite iyice artıyor. Halis Ziya ve Mehmet Arof gibi büyük e, nesirciler var. Sanat için sanat görüşüyle yazılmış öyküleri görüyoruz. Milli Edebiyat döneminde yine bayrağımızı dalgalandırıyorum. Hocam çok seviyorsunuz bayrağı dalgalandırmayı. Evet çok seviyorum çünkü ben Milli Edebiyat'ı çok seviyorum. Burada mesela Refika Altkara benim en sevdiğim yazardır. Milliyetçilik ve Türkçülükten etkileniliyor. Sade dil anlayışı var tabii ki. Ve aynı zamanda konular Kurtuluş Savaşı, memleket gerçekleri, tarihi hayattan seçiliyor arkadaşlar. Şimdi edebiyatımıza, tanzimat edebiyatı hikayeye baktığımızda üç tane şey bilmemiz lazım. Bir, birincisi ee, buradaki hikayeler romantik. Yani romantik deyince böyle aşk, sevgili, elinde böyle kırmızı bir gülle dolaşan siyah gömlekli bir adam. Hayır hayır. Duygular esere katılıp okuyucuya yönlendirilmeye çalışılıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif ve Rivayet adlı eseri ilk yerli hikaye kabul ediliyor. Sami Paşa'da ise aynı yazdığı küçük şeyler ise ikinci dönemde olduğu için başarılı hikaye örnekleri. Niye? Buradakiler biraz daha gerçekçi yani biraz daha meddah geleneğinden uzak. Şimdi bu ikisini karşılaştıracak olursak birinci dönemde romantizmden etkileniyor. Yani duygular esere katılıyor. Sanatçı okuyucuyu yönlendiriyor. Bu da teknik açıdan e, meddah geleneği olduğu için birazcık teknik açıdan kusurlu. Yani seni yönlendirdiğini hissediyorsun. Duygusal ve acıklı konular var. İkinci dönemde realist, naturalist ve romantik çizgileri görüyoruz. Teknik anlamda batı tarzına daha uygun ve bireysel duyarlılıklar var. Hocam bunu anlamadık. Tam olarak bize gösterir misiniz derseniz şöyle anlatayım. Şimdi şöyle düşünün. Bir kitap var sizi yönlendiriyor hissediyorsun yani. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Böyle bir sana ders verme amacı hissediyorsun. Ama bir kitap var. Burada gerçekçi bir şekilde hikayeler anlatılmış. Tekniğine uygun bir şekilde. Seni yönlendirmeye çalışmıyor. Hani bazı dizileri izlerseniz kitaplardan değil de dizilerden örnek vereyim. Bazı dizileri izlerseniz böyle sizi yönlendirmeye çalıştığını görürsünüz. Yani bak bu iyi bu kötü. Bu tüy bu kaka bu iyi. Böyle ne oluyor dersin ya ben çocuk muyum? Ben bana gerçeği yansı dersin. Bazıları ise çok gerçekçidir. Böyle iyiler de kaybeder. Kötüler de kazanabilir. İyilerin içinde kötülükleri de gösterir. Dersin ki, bu tam gerçekçidir dersin. Mesela hikayede hikaye değil de roman olarak örnek verebilirim size. E, Haliz Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Aşk-ı Memnu tam bir e, realist ve naturalist bir eserdir. Yani gerçekçi. Behlül'ün iyilikleri de var, kötülükleri de var. Bihter'in iyilikleri de var, kötülükleri de var. Sonunda iyiler mi kazanıyor? Hayır. Kötüler mi kazanıyor? Hayır. Adnan Bey de patlıyor, Bihter de patlıyor. Öbürü de herkes, yani herkese bir sıkıntı oluşuyor. Yani gerçek bu işte. Ama bazı şeyler, bazı romanlar mesela Tanzimat döneminde yazılmış e, Namık Kemal'in ya da Ahmet Mithat Efendi romanlarında iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Tam Türk filmi yani. Mutlu son, masal gibi. Ya böyle bir şey olmaz ki. Gerçek bu değil. Şimdi işte hikayede de aynı mantığı aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi buradan da soru gelir. Ahmet Mithat Efendi'nin letaif rivayatı sorulmuş sorulur. Kısadan hissesi sorulmuş seçeneklerde bir daha sorulabilir. Sami Paşizade size aynı küçük şeyleri sorulmuş. Hatta bunun içindeki Pandomimo adlı eser bile dile getirilmiş. Bu yine sorulabilir. Nabizade Nazım'ın öykücülüğü, Recaizade Ahmet öyküler yazdığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim Sert Fünun'a. Sert Fünun'da sanat için sanat anlayışı var. Bu dönemde sanatçılar hem dönemin siyasi koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı nedeniyle içine kapanık bireyci bir sanat yapacaklar. Ve dolayısıyla böyle etliye sütliye karışmayacaklar. Böyle toplumu yönlendirmeye çalışmayacaklar. Olay öyküleri yazacaklar. Kalite artmış, sanat değeri yükselmiş. Karamsar bir bakış var hikayelerde tabii ki. Gerçek hayat var. Aşk, aile, evlilik gibi konuları görüyoruz. Romana göre daha sade bir dil var. Anadolu'ya da açıldıklarını söyleyebiliriz. Halil Ziya, Mehmet Rauf buradaki en önemli isimler. Halil Ziya Uşaklıgil'in bir mutranın son yapraklarını bilmenizi isterim. Yine Mehmet Rauf'un son emeli önemli eserler olarak aklımıza geliyor. Bir de bu dönemde bağımsızlar var. Yani sertifonun sanatçıları gibi böyle kokoroş, süslü, ağır bir dille yazmak yerine... ...halka yönelen Ahmet Mithat Efendi geleneğini sürdüren sanatçılar var. Ahmet Rasim daha çok gazetecilik yönüyle tanınıp o halka yönelecek. Hüseyin Rahmi Gürpınar ise zaten sokağın anahtarına sahip olan naturalist bir yazar. O sokağı e, dile getirecek. Sokağın dilini e, eserlerine yansıtacak. O yüzden çok daha farklı bir tarz var Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın. Kadınlar vaizinin ve aynı zamanda melek Sanmıştım şeytanı gibi eserlerini okumanızı da tavsiye ederim. Burada Ahmet İkmitme İhtioğlu'nun Harisan ve Gülisan'ı önemli bir e, öyküdür arkadaşlar. Geldik milli edebiyat dönemine. Hoca kesin bayrağı çalıştıracak diyorsunuz. Ben de çalışıyorum. Çok seviyorum Türk bayrağını. Değil mi? Çok güzel bir bayrağımız var. Ee, dolayısıyla milli edebiyatla da zihniniz iyice kazınsın istiyorum. Çünkü üniversite sınavında da okul yazılarımızda milli edebiyattan soru gelecek. Bu arada videomuzun başında 17-18 dakika önce hazırlanan kahvemiz şu anda artık soğudu gördüğünüz gibi. Hemen bir yudum alayım. Evet, şöpürdü ettiğim için özür dilerim arkadaşlar. Kahve falımıza baktığımızda Refik Halit Karay'ı görüyoruz. Hayır, Refik Halit Karay burada. Refik Halit Karay gerçekten gözlem ve mizahın önemli yer tuttuğu ve gerçekçi bir e, öykü yazarı. Yani böyle okuduğun zaman öykülerini hissediyorsun o dönemde yaşananları. Böyle betimlemeler çok gerçekçi. Ee, Balkan savaşları döneminde yaşanan zulümleri çok güzel anlatıyor. Ömer Seyfettin de mapasan tarzı olay hikayeleriyle tanınan, hikayeciliği ilk kez meslek edinen kişi. Bakın edebiyatımızda hikayeciliği ilk kez meslek ediniyor. Bu önemli. Hikayeciliği ilk kez meslek ediniyor. Bundan önce bazıları hem şiir yazıyor hem hikaye yazıyor falan böyle. Bu ilk kez meslek edindi ve sadece öykü yazıyor. Refika Kara yine önemli bir öykücü. Memnun Şevket Esendal'da Çehov tarzı durum hikayeleri yazıyor. Bu neydi hocam ya? Bir olay hikayeleri vardı. Giriş gelişme sonucun olduğu, merak ögesinin olduğu. Bir de durum hikayeleri vardı. Böyle bitmemişlik olan, merak ögesinin arka planda olduğu. Böyle ne oldu ya bunu anlatıyor dediğimiz e, durum hikayeleri vardı. Ee, burada da Memduh Şevket Esendal'ın durum öykücüsü olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Diğer adıyla kesit öykücüsü. Devam ediyorum. Milli Edebiyat hikayesinin genel özelliklerine baktığımızda hemen bayrağımızı dalgalandıralım yine güzel bir şekilde. Burada Türkçülük akımı yine ön planda. Türkçülük akımı etkili niye? Çünkü biz Balkan savaşlarından önce Bulgarlar, Romenler, işte atıyorum Sırplar, Rumlar yani Yunanlar hep beraber Yüzyıllarca yaşamışız. Yani daha doğrusu Bulgarlar, Romenler, Yunanlar bizim altımızda 500 yıla yakın yaşamışlar. Devletleri bizim altımızdaymış. Hiçbir zarar vermemişiz onlara. Sonra e, panslavizm politikaları, Fransız itilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik isyanları yüzünden bunlar isyan ediyorlar ve bize saldırıyorlar ve bize zulüm ediyorlar. Biz de hatta Balkanlardan büyük göçler yapmak zorunda kalıyoruz. E biz diyoruz ki kardeşim madem siz ben Sırbım diye, ben Yunanım diye, ben Bulgarım diye, ben Romenim falan filanım diye isyan edip ayrılıyorsun. O zaman biz de Türküz diyeceğiz ve bize Türkiye'yi kuracağız. Yani Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlayacak. Yerli ve milli kaynaklara yöneleceğiz. Memleket gerçekleri ve yerli hayatın yansıtılması amaçlanacak. Anadolu'ya taşınacak artık mekanlar. Anadolu insanı arasından seçeceğiz kahramanlarımızı. Kurtuluş Savaşı sade dille anlatılacak ve realist, gerçekçi olacak buradaki öyküler arkadaşlar. Kimleri söyleyebiliriz? Ömer Seyfettin zaten bir numara arkadaşlar. Mutlaka bütün öykülerini okumanızı tavsiye ediyorum. Hepsi kısa kısa çok keyifli. Hepsi böyle sürpriz sonuna biten efsanevi öyküler. Refik Halit Karay'ın memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri üniversite alanında çıkabilir. Dikkatli olun. Halde Edip Adıvar'ın yine Dağa Çıkan Kurt Harap Mabetleri. E buraya da bir yıldız koydum. Yakup Kadri Karosmanoğlu zaten ÖSYM'nin her yıl mutlaka bir romanın özetini sorduğu önemli yazarlardan biri. Yani Yakup Kadri ve Ahmet Hamdi Tanpınar o burada değil o Cumhuriyet döneminde. ÖSYM her tarafından her sene soruluyor yani. Hatta böyle sormadıkları zaman ah sormadık diye böyle heyecanlanıyorlar. Koş koş hemen sınavı getir değiştirelim diyorlar bence sanki. Çünkü hiç sormadıkları sene yok. Yakup Kadri'nin öykülerinden ziyade Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar ki toplumsal yaşamımızı yansıtan romanları ön planda. Reşat Nuri'nin yine e, öyküleri Leyla ile Mecnun öyküsü değerli. Ahmet Hikmet Üftüoğlu'nun Çağlayanları, Memduh Şevket Esendalı'nın Durum Öyküleri yazdığı Otlakçısı, Mendil Altında Öyküleri. Hem okumanızı tavsiye ediyorum hem de güzel. Burada da Aka Gündüz'ün e, Muhterem Katil gibi güzel eserlerini okumanızı tavsiye ediyorum. Geldik Filimsi'ye. Filimsi zaten lokumumsu. Yani lokumumsu ne hocam? Yani lokum gibi çok basit bir konu hiç korkmamıza gerek yok. Burada taktiğimiz neydi arkadaşlar? Burada bir kez daha gösteriyorum. Ardından da e, zaten hatırlayacaksınız. Cümlenin içerisinde, cümlenin içerisinde bazı kelimeler vardır ki gerçekten önemlidir ama bir kelime vardır ki bu en önemli kelimedir. Bu olmazsa olmaz. Aynı trendeki lokomotif gibi. Loko, lokomotif diyorduk hatırlıyor musunuz? Şimdi buradaki vagonlar iyi, eyvallah güzel de lokomotif olmazsa tren gitmiyordu. Yani şu vagon olmayabilir. Şu vagon da olmayabilir, şu da olmayabilir. hiçbir olmayabilir. Lokomotif çek başına gidebilir. Ama lokomotif olmazsa bunlar böyle tosbağa gibi kalır, gitmez. Şimdi bunu niye anlatıyorum hocam? Biz anaokuluna mı gidiyoruz? Hayır. Türkçe'de de böyle bir durum var, yüklemlenen bir şey var. Mesela diyelim ki, hep benzer örneği veriyorum ki iyice aklınıza yerleşsin diye arkadaşlar. Mesela Tonguç diyelim tamam mı? Virgül. Kardeşini. Böyle bir cümle olmaz. Yarın. Böyle bir cümle de olmaz. Okula. Böyle bir cümle de olmaz. Yani Tonguç kardeşin yarın okula diye bir şey olmaz. Bu cümle cümle değil. Burada sadece vagonlar var. Götürecek dediğimizde burada artık bir cümle oluşuyor demiştik hatırlarsanız. İşte bu cümlenin lokomotifi. Tamam. Cümlenin lokomotifini bulacaksınız. Yani en önemli kelimesini. Sonra geriye kalan kelimelerden olumsuzluk eki alabilene bakacaksınız. Mame eki alabilene bakacaksınız. Burada olumsuzluk eki alabilen olmadığı için bu cümlede filmsi yok. Zaten içinde filmsinin olmadığı cümleyi bize cümle görevinde de sormuyorlar. Şimdi bak, başka bir cümle yazacağım. Burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Tonguç'un e, yarın kardeşini okula götüreceğini. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Sizce bu cümle bir cümle mi? Yani Tonguç'un yarın kardeşini okula götüreceğini. Bakın hala yine cümle değil. Hala burada bir sürü vagon var. Aynı buradaki kırmızılar gibi bu da cümleyi bitiremedim. Ne zaman ki cümlenin sonuna duydum kelimesini koyduk. işte o zaman lokomotifimiz geldi ve cümle oluştu. Demek ki duydum ve götürecek nasıl önemli olduğunu iyice gördük yani. Bak, duydum olmayınca cümle bitmiyor. Götürecek olmayınca cümle bitmiyor. Dolayısıyla buradakiler önce lokomotifi bulduktan sonra buradakilere bakacağız. İşte buradakilerin içerisinde hangisi mame alabiliyorsa o arkadaşlar e, ee, oluyor. Tonguc'un yarın kardeşini okula götüreceğini götürmeyeceğini diyebiliyorsun. O zaman götürmeyeceğini diyebildiğine göre burada arkadaşlar şöyle mame ekini de şöyle güzelce göstereyim. Bu olumsuz ekini alabilen kelime filmsi oluyor. Bu kadar basit. Bu cümlede filmsi yok. Bu cümlede filmsi var. Hocam bu ne? Bunun niçin yapmışlar? Bu filimsiler kendi içinde bir alt küme oluşturuyor arkadaşlar. Yani şöyle. Bunu cümle ögeleri açısından gösteriyorlar. Duydum. Neyi duydum? Tonguç'un yarın kardeşini okula götüreceğini diye bir bütün oluşturuyor bu. Ama burada ise Tonguç götürecek, kardeşini götürecek, yarın götürecek, okula götürecek diye bağımsız vagonlar oluşuyor. Özet olarak siz filmsi böyle bulacaksınız. Yüklemi bul, kapat, mame getir ve yapıştır kaç. Şimdi filmsi ile alakalı şunu bilelim arkadaşlar. Filmsi bulduktan sonra eğer mayışmak eki aldıysa okuma, çalışmak, unutuş gibi bu isim fiil oluyor. Anası mezar dikecek bir aldıysa okuyan kişi gezilesi yer, gelecek gün gibi bu sıfat fiil oluyor. Eğer böyle Kenyalı Asiye, maden dağılayıp gibi bu tarz zarf fiilikler alırsa onlar da zarf fiil oluyor. Zarf fiiller çok basit. Çünkü hep zarf oluyorlar ve durum anlamı ya da zaman anlamı katıyorlar. Mesela çalışıyor. Nasıl? Durmadan. Ee, oraya varınca beni ara. Ne zaman? Oraya varınca. Bak ne zaman ya da nasıl sorulana cevap veriyor. Sıfat fiiller e, dinleyen öğrenciler olduğu gibi dinleyen öğrenciler önünde olduğu gibi Sıfat tanıması olabiliyor. Bazen dinleyenler diye adlaşmış sıfat fiil de olabiliyor. Zamanla kalıplaşabiliyor. Artık bunlar fiilimsi değil yani. E, dolmamış geliyor diyemezsin. O dolmuş artık kalıplaşmış. Ya da e, tereyağlı dönmez istiyorum. Ne diyorsun ya? Döner dönmez. Olumsuz. Olmuyor ki artık o kalıplaşmış. Aynı dolma, ekmek, görüş, danışma, deneme gibi. Burada şuna dikkat edelim bak. hassasın dışarı çıkma dediğimizde bu bir fiilimsi değil. ...dışarı çıkma zamanı geldi dediğimizde ise... ...bak yüklemi buldum... ...sonra bunun fiilimsi olduğunda gördüm demeniz lazım. Geldik şiire. Şimdi şiirde de yine isim tanımlamaları konumuz var. Yine cümle ögeleri açısından öğreneceğiz bunu da. Ama burada İslamiyet'in kabul edilen önceki Türk şiirini... ...geçiş dönemi eserlerini, halk şiirini divan şiirini... ...gelin birlikte öğrenelim. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım ki... ...İslamiyet öncesi, geçiş dönemi, halk şiiri divan şiirinde... ...temelinde şunu bilmemiz lazım. Burada dörtlük var. Burada dörtlük ve beyit var yani geçiş çünkü... Burada dörtlük var, burada beyit var daha çok. Burada hece ölçüsü var, burada hece ve aruz var bak geçiş olduğu için. Burada da e, hece, burada da aruz var. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Halk şiiri ve İslam yöntemlerinde Türk şiiri neredeyse benzer bak. Dörtlük dörtlük, yerli yerli, hece hece. E, dış etkilerden uzak yani sade sade, somut somut. Aşk doğa kahramanlık, aşk doğa kahramanlık. Halk için halk için. Bir tek burada bir tasavvuf var Allah için. Ama temelinde şu ikisi aynı bakın görüyor musunuz? Dörtlük dörtlük, yerli yerli. ...hece, hece. Dış etkilerden... ...uzak demek, sade dil demek. Sadece biz artistik olsun diye böyle yazdık. Somut, somut. Aynı bak, aynı şeyler. Halk için, halk için. Burada bir İslamiyet'in etkisiyle... ...birazcık değişecek. Şimdi, peki hocam... ...nasıl anlayacağız arasındaki farkı? Şöyle anlayacağız... ...göstereyim. İslamiyet öncesi Türk şiirindeki kelimeler... E, ...sözcükler böyle çok kendini belli eder yani. Hani okunca anlarsın böyle. Çok garip böyle. Kün Tok'da, Aytolda örtülmüş gibi... ...garip kelimeler vardır... Ve e, halk şiirinde ise daha anlaşılabilir bir şey vardı. Yani en eski Türkçe bu yani. Peki geçiş dönemi ne? Geçiş dönemi ise şu ikisinin karışımı bak. Dörtlük beyit, dörtlük beyit. Yerli Arap Fars, Arap Fars yerli görüyor musun? Bak ikisi de var. Aruz, Hece, Hece Aruz. Görüyor musun? Yani böyle biraz daha burası ikisinin geçişi, karışımı oluyor. Dolayısıyla şu ikisi birbirine benziyor diyeceğiz. Şu ikisi ise, şu ise şu ikisinin karışımı diyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz detaylarına bakalım. İslamiyet öncesi Türk şiirinde arkadaşlar... ...sığır, şölen, yu adı verilen törenler var. Nazım birimi dörtlük, hece ölçüsü var. Yarım uyak ve tercih ediliyor. Doğa, aşk, kahramanlık, az sevgisi, ölüm gibi konular var. Somut benzetmeler var. Şaman, kam baksı, ozan, oyun adı verilen sanatçılar var. Bunlar kopuz eşliğinde... ...koşuk, sagu, destan gibi türleri ortaya çıkaracaklar. Şimdi burası önemli. Buradan size sınavda yüzde yüz soru gelir. ÖSM'de sorabilir, hocanızda sorabilir. Koşuk, bildiğiniz... Koşma gazel olacak yani halk şiirinde koşma divan şiirinde gazel olacak bildiğimiz şiir. Bu Sır ve Şölen adı verilen törenlerde söyleniyor. Gene diğer özellikleri İslamiyet öncesi Türk şiiriyle aynı. Yani şuradaki özellikleri kopyala yapıştır. Nedir? Nazım birimi dörtlük. Hece ölçüsü var. İşte sade bir dil var. İşte doğa aşk kahramanlık konuları işleniyor. Somut benzetmeler var. Şamanlar söylüyor. Bunların hepsi aynı. Örneklerini Divan lügat-ı Türk denilen sözlükten göreceğiz sonradan. Şimdi Sagu'ya baktığımızda ise Yu törenlerinde söylenen ölümünden duyulan bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiriyor yani. Halk edebiyatta ağıt, divan edebiyatta mersiye diyeceğiz. Hatta mutlaka okulda hocanız okumuştur. Alper Tunga öldü mü? ıssız acın kaldı mı? İmdi yürek yırtılır diye Alper Tunga sagusu çok meşhur. Yine Nazım birim dörtlük yine hece ölçüsüyle söyleniyor. Koşuk ile aynı. Destan ise Göç, kıtlık, savaş gibi olayları anlatan uzun şiirler. Dolayısıyla dörtlük sınırı yok. Hece ölçüsü var. Yine düz yazıya da geçirilenleri olabiliyor. Geçiş dönemi eserlerine baktığımızda... Bunu zaten dersimizin başında da söylemiştik. Hakaniyet Türkçesi yazılıyor. Yani Karahanlı Türkçesi yazılıyor. Didaktik, öğretici nitelikleri ağır basıyor. İslamiyetin güzelliklerini anlatıyorlar bize. Çünkü biz 751 yılında Talas Savaşı'nda... İslamiyet'le tanıştıktan sonra... Orta Asya'da ilk defa Müslüman olan Türk devleti Karahanlılar. O dönemde bizlere İslamiyet'in güzelliğini anlatmak için işte mutluluk bilgisi, gerçeklerin eşiği gibi, divan hikmet gibi eserlerle ee, bize İslamiyet'in güzellikleri öğretici, öğüt verici bir şekilde aktarılıyor. Şimdi bu İslamiyet öncesinin de özelliklerini taşıyor. Mesela Kutat Bilig Uygur alfabesiyle yazılıyor ve içerisinde eski Türkçe kelimeler de var. Ve İslamiyet etkisindeki kelimeler de var. Yani namaz, Allah, Hak Teala gibi kelimeler de var. Arapça, Farsça sözcükler de dilimize giriyor. Aruz ölçüsünün ilk örneklerini göreceğiz yine Kutatku birlikte. Ve yeni nazım şekilleri, mesnevi gibi nazım şekilleri de gelecek. Şimdi Kutatku Bilig Yusuf Asacif tarafından yazıldığı 11. yüzyılda didaktik ve alegorik bir eser olduğu yani karakterlerin esasında bir şeyi temsil ettiği ve yine aynı şekilde dünya ve ahiret saadeti için tutulması gereken yolların anlatıldığı, Aruz ölçüsünün ve mesnevinin kullanıldığı ilk eser olduğu, ilk siyasetname, ilk nasihatname, ilk pentname olduğu üniversite sınavlarında sorulmuş Yazılınızda da %100 yüz sorulur arkadaşlar. Divane Lugati Türk'te ilk sözlüğümüz, ilk dil bilgisi kitabımız ve ilk antolojimiz yani şiirlerin toplandığı eserimiz ve ilk ansiklopedimiz. Şimdi burada Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda yazıyor. Ve içerisinde koşuk, sagu, sav, destan örnekleri var. Hani biz koşuk, sagu, sav örneklerini Divane Lugati Türk'ten aldık diyorduk ki işte bu bu. Sav neydi hocam? Sav atasözlüğüydü. Atasözleri örneklerini, işte vefat eden kişilerin ardından söylenen sagu örneklerini, şiirleri buradan alıyoruz. Atabetül Akaik ise gerçeklerin işi anlamına geliyor. Bak bunların anlamı da yazayım. Kutatku bilik e, mutluluk kutatku mutluluk demek. Mutluluk bilgisi. Atabetül Akaik da e, eşik demek. Eşiği neyin? Gerçeklerin, hakayıkların yani gerçeklerin eşiği anlamına geliyor. Türklerin e, sözlüğü anlamına geliyor bu da. Şimdi Edip Ahmet Yüklü'nün 12. yüzyılda yazıyor ve dini alaki didaktik bir eser bilginin faydası, cehaletin zararları, iyilik, cömertlik gibi zıt kavramlar anlatılacak. İslamiyet bize telkin edilecek ve bazıların beyit bazen dörtlük olacak. Zaten geçiş dönemi. Divan Hikmet tasavvuf edebiyatının kurucusu Ahmet Yesevi tarafından 12. yüzyılda yazılıyor. Dervişlik adabını öğretmek için Allah aşkı, peygamber sevgisi anlatılacak ve hikmetler öğrencileri tarafından toplanarak kitap haline getirilecek. Dini tasavvuf edebiyatının ilk örneği. Tasavvuf ne hocam? Yani Allah sevgisiyle, ahlakı, İslamiyeti, iyiliği yaymaya çalışan insanlara tasavvufçu yani mutasavvuf deniyor. Onların başı da Ahmet Yesevi gibi çok değerli bir zat. Şimdi Kutadgu Birlik'teki sembolik kişileri de bilmemiz lazım. Bu da yine üniversite sınavında ee, çıkmış bir şey. Kün toğdu, ay toldu, ögdilmiş, odgırmış gibi karakterler var. Bu karakterlerin adlarının anlamı gün doğdu, dolunay, övülmüş, uyanmış. Görevleri hükümdar, vezir, bilge, derviş olabiliyor. Ama esasında adaleti, mutluluğu, akıl ve anlayışı, akıbeti temsil ediyor. Peki ÖSYM bunu nasıl sordu? Yazıldığınızda da nasıl çıkabilir? ÖSYM dedi ki aşağıdakilerden hangisi Kutadgu sembolik kişilerden biri değildir dedi. Kün oldu, ait ögdülmüş, odgırmış ve Alper Tunga'yı verdi. Alper Tunga zaten İslamiyet'ten önceki bir destan kahramanı. Onu hemen şartta yapabiliyoruz. Halk şiirine geldiğimizde artık İslamiyet Öncesi'ki sözü dönem şiirinin devamı niteli olduğunu görüyoruz. Halka hitap edecek, halkın konuştuğu dil kullanılacak, aşk, ayrılık, özlem gibi konular var somut bir anlatım, hece ölçüsü ve dörtlük, saz eşliğinde cünk adı verilen defterlerde toplanan şiirler arkadaşlar. Şimdi halk şiiri esasında üç kısma ayrılıyor. Bir dini tasavvufi halk şiiri. Burada Allah rızası için yazılan şiirler var. Yani bu adamlar esasında şair falan değil. Yani Yunus Emre'ye sorsan merhaba Yunus Emre. E son şiir kitabınız hakkında ne düşünüyorsun? Ya ne diyorsun der ya. Ben tasavvufçuyum. Ben Allah sevgisiyle yanıyorum. Ben ilahiler söylüyorum ama bunu işte edebiyatta satsın diye değil yani. Benim amacım zaten Allah sevgisi diyor. Ya da Hacı Bektaş Veli ya da Pir Sultan Abdal ya da Hacı Bayram Veli. Bunlar ne her biri zaten tasavvufçu. Biz onların yazdığı o tasavvuf eserleri edebiyata kazandırıyoruz. Anonim halk şiirinde çok şanslısınız. Kimse söyleyenin belli değil. Burada ezberleyeceğiniz kimse yok. Aşık tarzı halk şiirinde de zaten çok şanslısınız. Burada da bir güzellemeleriyle tanınan Karaca olan var. Koçaklamalarıyla tanınan Dadaloğlu ve e, Köroğlu var. Taşlamalarıyla tanınan Seyrani ve Bayburtlu Zini var. Başka da kimse yok diyebiliriz yani. Hani 11 ileciye yazılan koşma, 8 yazılan semai, 8 yazılan varsa en uzun en nazım biçimlerinden biri olan destanlar esasında çok rahat aklınızda rahatlıkla kalabilecek şeyler. Şimdi gelin isterseniz bunların detaylarına bakalım. Yani temelinde bu Allah sevgisiyle yazıldığını, bunun tek dörtlük olduğunu, işte bunun ezgiyle yazıldığını bu vefat eden kişilerin yazıldığını, bunun 11'li olması, bunun 8 olması, bunun da 8 olup içinde brebehe olması, e, brebehe gibi ifadelerin olması ayrıcı özellikleri. Şimdi gelin isterseniz bunların detayına bakalım. Şimdi dini tasavvuf halk şehrine geldiğimizde az önceki gibi hemen şöyle güzel bir cami resmi çizelim. Zaten bugün de kandil, hepimizin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Şimdi dini tasavvuf halk şehrinde öncelikle şunu bilmemiz lazım ki ilahi bir numaralı. Allah sevgisi var. Hece ya da aruza yazılabiliyor. Ee, divan edebiyatında tevhid, Allah'ın tekliğini anlatan bir de münacat, Allah'a yalvaran şiirler. Şimdi bu üniversite sınavında sorulmuş arkadaşlar. Böyle manevi bir ortamdan bir anda ÖSYM'ye geçmek kötü oldu ama söylemek zorundayım. Buradan soru gelmiş. Demiş ki ÖSYM aşağıdakilerin hangisi bir bilgi yanlış yapılmıştır demiş. Ve doğru cevapların arasında yani daha doğrusu yanlış olmayan cevapların arasında şu varmış. Demiş ki ilahiye yeseviler hikmet, mevleviler ayin, bektaşiler nefes, aleviler deme, Gülşeniler tapu der demiş. Yani bu doğru bir bilgi. Nefes ise Alevi Bektaşi şairlerince söylenen şiirler. Burada da yine vahdedi vücut yani Allah'ın varlığı, Allah'ın tek bir varlık olduğu ve peygamberimiz Hazreti Muhammed ve e, yine dört halifenin e, en büyüklerinden biri olan Hazreti Ali anlatılıyor. Hazreti Ali övülüyor. Burada Pir Sultan Abdalı, burada Yunus Emre'yi çok görüyoruz. Nutuk yine tarikat adabını öğretmek amacıyla yazılan şiirler. Devriye Allah'tan gelip Allah'a dönmeyi konu ediyor. devir kuramı yani. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Var mı itirazı olan? Şatiye tasavvufi konuları alaycı dille anlatan şiirler. Yani böyle sanki dini değerlerle alay ediyormuş gibi duruyor. Ama esasında felsefi derinliği var. Kaygus Abdal bu şiirleriyle öne çıkıyor. Anonim halk şiirine baktığımızda da yeşil kalemi değiştiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Yeşil kalemi değiştirdim. onun yerine başka bir renk koyuyorum. Mavi renk koydum. Niye? Çünkü anonim. Söyleyeni belli değil. Şimdi burada bir mani var mani yedileyici ölçüsüyle söyleniyor. Tek dörtlükten oluşuyor. Hani böyle sakızdan arkası çıkar ya. Bahçelerde gül gerek, güllere bülbül gerek, benceleyin bir kula, senin gibi kul gerek. Ne diyorsun ya? Mani. İşte böyle şeylere mani deniyoruz biz. Ve hatta bir tane daha var çok güzel bak onu da okumak istiyorum. Kuleden ses geliyor kuleden. O kaş o göz değil mi? Beni sana kuleden. Böyle ilk iki dize doldurma, son iki dize asıl söylemek istenen söz oluyor. İlk iki dize hazırlık, asıl ileti son iki dizede ezgiyle söyleniyor. Düz mani var. Kesik mani var 4-5 dizeden oluşan. Yedekli artık mani var. Bu detaya girmemiş ÖSYM ama mani sorulmuş. Türkü ezgiyle söyleniyor. Bent asıl sözlerin söylendiği bölüm. Bağlama kavuştak ise nakaratların olduğu bölüm. Aşk ayrılık konuları anlatılabiliyor ve eğer söyleyeni belliyse aşık edebiyatına giriyor. Ama söyleyeni belli değilse anonim oluyor tabii ki. Ağıt ölen vefat eden kişinin ardından söylenecek. İslamiyet öncesi de Sagu divan edebiyatına Mersi adını alıyor. Bu da çıkmış ÖSYM tarafından sorulmuş. Ninni ana dilin öğretilmesine çok önemli. Çocuklara söyleniyor uyutulurken arkadaşlar. Destanda da dörtlük sınır yok. Kahramanlık, savaş, göç, deprem kodanı işliyor. Aşık tarzı halk şiirine baktığımızda söyleyen belli. Bak hemen burada resmini çizmişler zaten. Bir şair var, bir ozan var, bir e, kişi var burada. Ya Karacaoğlan oluyor, ya Köroğlu oluyor, ya Dadaloğlu oluyor, ya Seyrani oluyor. Yani biri söylüyor. Şimdi burada aşk, sevgi, güzellik, doğa güzelliği gibi konular işleniyor. Burada hatta şöyle mavi rengi de değiştirelim. kırmızı almak istiyorum izin verirseniz arkadaşlar. 11 ile kullanılıyor koşmada. Koşma 11'li. Koşmanın yanına şöyle bir 11 rakamını koyalım. 3-5 dörtlükten oluşuyor. İslamiyet öncesi koşuk divan edebiyatına gazel ismini alıyor. Koşmanın türleri var. Eğer aşktan bahsediyorsa güzelleme oluyor. Burada karaca olanı görüyoruz böyle. Karaca olan, esmer, yakışıklı bir adam böyle güzellemeler yazıyor. Koçaklamaya baktığımızda Köroğlu ve Dadaloğlu'nu görüyoruz. Bunlar yiğitli kahramanlık konuları işliyor. Taşlamaya baktığımızda bu sefer sinirli bir insan görüyoruz. Bak koçaklamada kılıç resmi çizledim. Taşlamada hicivin karşılığı. Burada sıyırmış olan seyrani ve bayburtlu zihni görüyoruz. Bak bunlar zihnini sıyırmışlar ve sinirliler diyeceksiniz. Bunlar kör oğlu ve dadal oğlu diyeceksiniz. Koçaklamacı. Karaşı olan da güzellemeci diye aklınıza söyleyebilirsiniz. Ağıt ise vefat eden kişilerin ardından söylenen şiirler arkadaşlar. Şimdi gelelim semayı. Semayı arkadaşlar sekizli. Tek büyük esprisi bu. Sekizli olması ve birçok şeyi koşmaya benziyor ve aruza da yazılabiliyor. Varsağı da sekizli. E hocam bana sekiz fark ne? Varsağın içinde aman bre be hey gibi sözler var. E, ee, yiğitçe bir söyleyişi var. Destanın özelliği de destan on ama bu dörtlük sayısının sınır olmadığı için upuzun olabiliyor. Mesela Genç Osman'ın yazdığı e, pardon Genç Osman'ın değil. Kayıkçı Kul Mustafa'nın yazdığı Genç Osman destanı. Kayıkçı Kul Mustafa'nın yazdığı Kayıkçı Kul Mustafa Genç Osman destanını yazıyor. Bu önemli bir eser arkadaşlar. Geldik divan şiirine. Burada Arapça Farsça sözcüklerle dolu ağır, süslü bir dil var. O yüzden ağır ve süslü olduğu için burada kırmızıyı kaldırıp yerine koyu kahverengiyi getiriyorum. Divan şiiri. Şimdi mazmun adı verilen kalıplaşmış benzetmeler var. Yani kalıplaşmış benzetmeden kastınız ne hocam? Burada böyle işte kirpik diyeceğine ok diyor mesela. Anladın mı? Uzun boy diyeceğine servi diyor. Böyle hep kullanılan belli benzetmeler var divan şiirinde kullanılan. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Divan şiirindeki bu klasik benzetmeler, her zaman kullanılan benzetmelere biz mazmun adını veriyoruz. Şimdi mesela bir örnek daha verelim. Kaşın kemana benzetilmesi gibi. Mesela keman, kemanı diyor mesela. Kaş diyeceğine keman diyor. Ok, e, kirpik diyeceğine ok diyor. Şimdi bunlar mazmun. Temel nazım birimi beyt. Yani hep böyle ikili ikili gidiyor. Ama tabii dört kral yazanlar da var. Aruz ölçüsü zaten standart. Arap ve İran edebiyatlarına nazım şekilleri alınacak. Şiirlerde nazım şekil veya türlerine göre adlandırılacak. Başlık yok daha. Tam ve zengin kafiye var. Allah aşkı, tasavvuf yani aşk, şarap, sevgili konuları var. Mahlas kullanacaklar. Halk şairleri tapşırma kullanmıştı. Şairlerin şiirlerini topladığı eserlere divan deniyor. Onlar cönk diye bir eserlere topluyorlardı. Bir şairin başka bir şairden etkilenerek aynı ölçü ve kafile yazdığı şiirlere de nazire deniyor. Yani mesela diyelim ki ben Fuzuli'yim başka bir şaire naziri olsun diye mesela Şeyh Galibe naziri olsun diye veyahut da Şeyh Galibe aynı dönemde yaşamadığım için olmaz da mesela diyelim ki Bakiye naziri olsun diye ona benzer bir ölçü ve kafiyle şiir yazabiliyorum. Şimdi divan şiirin nazım şekillerine baktığımızda bir beyitlerle kurulanlar var. Burada gazel, kaside ve mesnevi çok önemli. Mesnevi sınırsız beyitle yazılıyor. Kaside 33-99 beyit, gazel 5-15 beyitten oluşuyor. Bunların şimdi detayına gireceğiz. E, nazım benim dörtlük olanlarda rubai önemli. Tek dörtlükten oluşuyor. Tuyu da tek dörtlükten oluşuyor. Şarkı ve murabba dörtlüklerden oluşuyor. Buradaki en önemli şey, e, bunu da kırmızı ile koyalım. Arkadaşlar, tuyu ve e, şöyle tuyu ve şarkının yanına Türk bayrağı koyuyorum. Neden? Çünkü bunları edebiyatımıza biz kazandırmışız. Yani bunlar e, divan edebiyatına e, Türkler tarafından kazandırılmış nazım biçimleri. Terkibente, tercibentin yanına da Ziya Paşa ya da Bağdat Ruhi yazabiliriz. Şimdi gelin bunların detayına bakalım. Şimdi Gazel arkadaşlar, ustalık şiiri. Aşk, kadın, şarap konuları işleniyor. Arzu ölçüsü zaten standart. Bak 5-15 beyitli olması. Kafiye düzenin AA, XA, XA olması. Son beytinin şairin mahlasının geçmesi. Ve koşmanın karşılığı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle daha iyi anlamanız için. Bakın şöyle bir tane çizeyim ki daha iyi anlayayım. Bak şöyle bir gazel yazayım şöyle. Şöyle gazel ustalık şiiri olduğu için gazel yazayım. Bak ne demiştik aruz ölçüsü zaten hepsinde aruz var aruzu yazmaya gerek yok hepsinde aruz olduğu için şuraya hepsine aruz yazıyorum tamam, bu bitti bu zaten fix şimdi gazel 5-15 beton şöyle yazdım A A X A diye gidiyor tamam şimdi bir kere 5-15 beti yazdık mı yazdık güzel şu kafiye düzenle şöyle güzelce yazalım A A X A X diye yazdık bak zaten hep şu A A tutulması gerekiyor bu bir. Şimdi ilk beytine, gazelin ilk beytine başla yani matla diyoruz. Kendisine uyaklı. Son beytine de nokta yani makta diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şu çok önemli. Gazel esasında eskiden koşuktu. Halk edebiyatta koşma oldu. Divan edebiyatında da gazel oluyor. Bu bir yer. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Aşktan bahseden gazeller var. Aşkane gazel. Hayata karşı kayıtsızlığı zevk almayı anlatan gazeller Rindane Gazel. Kadını anlatan gazeller Şuhane Gazel. Ahlakla ilgili öğütler verenler de Hikemi Gazeller. Mesela burada Şuhane Gazel'de Nedim. Rindane Gazel'de Baki. Aşkane Gazel'de Fuzuli. İşte Hikemi Gazel'de Nabi önemli. Şimdi gelelim bu tarafa. Şurayı şöyle göstererek gidelim. Şimdi ilk beytini son beytini yazmıştık. Hüsni Matla Matla'dan sonraki beyt. Hüsnü Maktar'da Maktar'dan önceki beyt dedik. Tamam. Şairin mahlasının bulunduğu beyte mahlas beyti diyoruz. Mesela buradaki şairin adı olsun diyelim ki Fuzuli yazıyor. Bu mahlas beyti oluyor. Bu bir. En güzel beyti Beytül Gazel oluyor. Gazel'in en güzel beyti Beytül Gazel oluyor. Tüm beytleri aynı konudan bahsediyorsa yek ahenk. Her beyti aynı güzellikte de yek avaz deniyor. Şimdi burası tamam. Gelelim kasideye. Kaside devletin büyüklerine, devrin büyüklerine övmek için yazılıyor dedik. Kasideyi şöyle gösterelim. Kasideyi bak böyle süslü yazmıyorum. Normal yazıyorum belli bir kasıtla yazılıyor. Tamam mı? Burada şunu bileceğiz. Kasit de şöyle izleyelim. A, A, X, A, X, A, X, A. Böyle devam ediyor. Sonra devam ediyor hala. X, A, böyle uzun. Çok devam ediyor. Burada 5, 15 değil. 33, 99 rakamını sayısını koymam gerekiyor. 1. Yine A, A, X, A olduğunda yazalım şöyle. A, A, X, yazdık. Hocam ne yapıyorsunuz? Hiç korkmayın arkadaşlar. dikkat edin. Şimdi burada yine İlk beytine yine matla deniyor. Sıkıntı yok. Son beytine yine matla deniyor. Sıkıntı yok. Tamam. Ee, en güzel beyti bunun Beytül Gazel'de. Bunun da Beytül Kasit. Şairin mahlasının bulunduğu beyt olabiliyor. Mesela Nefi yazalı. Bu da taç beyt oluyor. Tamam. Buraya kadar her şey güzel. Burada Allah'ın birliğini anlatıyorsa teklik, tevhid Allah'ın birliği. Münacat Allah'a yalvarış. Naat peygamberimize övgü. Hicviye yergi. Metiye yani bir kimseye yergi tabii ki. Metiye bir kişinin övülmesi. Fahriye de şairin kendini övmesi. Burası da tamam. Şimdi burada esas olay şu. Kasidenin kendi içinde bölümleri var arkadaşlar. Hatta şöyle katlayayım ki daha net görün. Şöyle kasidenin bölümlerini şurada göstereyim. Şimdi kaside de ilk başta bir kişinin öleceksin ya belli bir kasıtla övgü şiir yapıyorsun ya yani diyelim ki padişah öleceksin. Giriş bölümünde önce bir tasvir yapıyorsun. Mesela kış ayını tasvir ediyorsan şita iyi oluyor. Yaz ayını tasvir ediyorsan ee, sayfi oluyor. Ramazan ayını tasvir ediyorsan Ramazan iyi oluyor. Hemen övgüye başlamıyorsun. Sonra girizgahta övgüye geçileceğini haber veriyorsun. Hafiften bir giriş yapıyorsun. Sonra metiyede kasidenin yazılma nedeni olan kişinin övüyorsun. Peygamberimizse peygamberimizi övüyorsun. İşte padişahsa padişahı övüyorsun. Tegazül kasidenin içindeki gazel bölümü. Yani a a x a diye giderken bir anda AA a başlarsa çünkü içine bir gazel girmiş demektir. Hani 30 99 içine bir 5 15 alabilir. Kasidenin içinde gazel olabiliyor. Fahriye şair kendini de övüyor. Diyor ki ben ne kadar güzel övüyorum diye kendini de övüyor. Duada övdüğü kişiye mesela padişahımızı övdü. Ona e, son kez dua ediyor. Bu da kastenin özellikleri. Gelelim Mesnevi'ye. Mesnevi'ye geldiğimizde, Mesnevi'yi de şöyle gösterelim. Bunların hepsi aruzu zaten. Mesnevi ise günümüzdeki romanın yerini tutuyor arkadaşlar. Mesnevi'yi de şöyle yazalım. Mesnevi aruzun kısa kalıplarıyla yazıyor. Bak A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G. Böyle devam ediyor. Hatta şöyle sınırsız, sonsuz işareti koyayım. Şimdi aruzun kısa kalıplarıyla yazmak ne demek hocam? Bak... Bunlar daha uzun, bu daha kısa. Burada hemen şöyle göstermek istiyorum. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G diye gittiğini söyledik. Şimdi burada Mesnevi'nin esasında günümüzdeki roman ve hikayenin tutup bilmemiz lazım bir. Divan Edebiyatı'nın en uzun yazılmış şekli olduğunu bilmemiz lazım iki. B sayısı sınırsız ve aruzun kısa kalıplarıyla yazıldığını bilmemiz lazım üç. Burası esasında sizi kurtaracak olan görüntü arkadaşlar. Devam edelim. Kısa kalıplar dedik. Her bir kendi arasında kafiyeli. Bu ne demek hocam? İşte şu yani. A, A, B, B, C, C diye gidiyor. Mesela üniversite diyor ki beş tane seçenek veriyor. Beş tane seçenek veriyor. Diyor ki hangisi kasidenin ee, şey beytidir diyor. E, matla beytidir diyor. Şimdi A, A olursa bu kasidenin matla beyti oluyor işte. Çünkü A seçeneğinde bu yazıyor mesela. A, A'lı biten bir şey. X, A, X, A, X, A'lar olamaz. Hangisi beytidir diyor. Şahin adının geçtiği yer maktabet oluyor mesela. Veya bunları sıraya dizin diyor. En başta AA'lı gelecek. Ortaya hiçbir şey yazmayan gelecek. En sonunda sonu XA bile olsa içinde şair adı yazan gelecek şeklinde kodlayabiliyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum. Şöyle üç tane şey var bak. Bir şöyle bir şey var AA A diye biten. Yani kendi içine uyaklı. Bir şöyle bir şey var XA diye biten. Bir tane daha böyle XA diye biten var ama içinde bir şair isim var. Bunları sıraya dizlediğinde bir kere bu başlangıç beyiti diyeceksiniz. Bu ismi geçtiği için en sonda oluyor diyeceksiniz. Bu da ortada. Bu üniversite sınavında 2021'de çıktı, 2019'da çıktı. 2000 e, kaçta çıktı? 2000'lerde 96'da çıktı. Eskilerde çıktı. Yani çok seviyorlar bunu. Sen böyle nasıl bileceğim ben kazıyı mi ezberleyeceğim ya diye korkuyorsun ama esas hiç korkmana gerek yok. Kıta en az iki beyitten oluşuyor. mahlasız şiirler. XA, XA şeklinde kafeleniyor. Müsezatta ziyade denen dizeler var. Yani şöyle gazel gidiyor ya A, A, B, A, C, A diye giderken. Aralarda ziyade adını verdiğimiz dizeler var. Bunları çekince zaten gazele dönüş. Yani modifiye gazel diyebiliriz. Gelelim nazım birimi dörtlük olan nazım şekillerine. Şimdi şarkının yanına hemen Türk bayrağını asalım. Türk tuyu yerine de Türk bayrağını asalım. Ve her zamanki bayrağımızı dalgalandıralım. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz hocam? Çünkü şarkı ve tuyu arkadaşlar bakın şarkı ve tuyu edebiyatımıza bizler kazandırılmışız. Yani Türkler geliştirmiş, Türkler geliştirmiş. Şimdi şarkı beslenmek amacıyla yazılıyor. Lale devri çocuklarıyız biz. Bu tarz şeyleri bilmiş, bilmiyorsunuz şarkı yani şarkı. İşte onlar yani. İki beş bentten oluşuyor. 3. dizesi Miyan tekrarlanan dizeler karat oluyor. Tuyu ve Rubai'nin ortak bir özelliği var. Bunlara eşittir koyuyorum. Niye? Tuyu da tek dörtten oluşuyor. Burada artık yeşili kullanmıyorum. Ee, Rubai de tek dörtten oluşuyor. Bak ikisinde özelliği tek dörtten oluşmaları. Bunun da kafiye düzeni A, A, X, A. Bunun da kafiye düzeni X, -XA. A, X, A. A, A, X, A özür dilerim. Burada şunu bileceğiz. Bunda da yine felsefi görüş ölüm var. ya e bunda da yine felsefi görüş ölüm var. Burada Ömer Hayyam, burada Kadı Burhanettin var. Rubai'den tek farkı Aruz'un tek kalıbıyla yazılması. Murabba da buna benziyor. Yine 3-7 bentten oluşuyor. Yani bir sürü dörtlükten oluşabiliyor. ağır bir dili var. Şimdi gelelim musammatlara. Terkibend de tercihend bent, bentlerden oluşan şiirler. Yani beyi sayısı 6-10 olan en az 3 bentten oluşur. Yani şöyle 1 2 3 4 5 ne oldu? 6. Bu bir bent oluyor hepsi birlikte. Sonra arada bir vasıta beyti var. Tamam mı? Sonra yeni bir bent başlıyor. Buradaki tek fark şu. Bundaki vasıta beytinde e, vasıta beyt her bendin sonunda değiştiği için yeni bir konuya geçebiliyorsun. Bunu yazması kolay. Bunu yazması ise zor. Niye? Vasıta beyti aynen tekrar ettiği için sen bu kadar şeyden bahsettikten sonra yine aynı vasıta beytiyle devam edip yeni konudan bahsediyorsun. Geldik tamlamalara. Tamlamalar son derece kolay arkadaşlar. Tamlamalarda şunu bileceğiz. Mesela bir cümle düşünelim. E, Ömer Ömer kitabını masaya bıraktı diyelim. Şimdi bu cümlede tamlama yok. Niye? Her bir kelime bağımsız. Her biri bağımsız. Tamlama bağımsız değil. Böyle tamlayan ve tamlanan oluşan grup halinde. En az iki sözcükten oluşuyor. Mesela şimdi buraya bakalım. Ömer'in kardeşi Ömer'in kardeşi virgül Türkçe kitabını Türkçe kitabını masanın üstüne masanın üstüne bıraktı dediğimizde burada artık tamlamalar var. Şimdi burada da şöyle Ömer kitabını masaya diyeceğimize Ömer'in kardeşi Türkçe kitabını masanın üstüne diyoruz. Şimdi Ömer'in kardeşi bir tamlama. Türkçe kitabı bir tamlama. Masanın üstü bir tamlama. Burada bir şey dikkatini çekti mi? Ininin ısı. Masanın üstü. In, Bak ının ın. gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki burada tamlama var. Fakat e, ısı olmayan tamlamalar da var. Orada sıfat ya da belirtisinin tamlaması olduğu için oluyor. Bunu da beraber şimdi gösterelim size. Şimdi Burada Ömer'in kardeşi Türkçe kitabı masanın üstü isim tanlaması. Bunun sebebini söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar isim tanlamalarında tamlayan ve tamlanan arasında şu soruları soruyorsun. Ne neyin kimin? Şimdi bakın burayı dikkatçe incelemenizi istiyorum. Şunu şöyle kaldırayım. Gel bakalım. Gözüküyor mu? İsim bak şimdi. Ömer'in kardeşi. Kimin kardeşi diyoruz bak. Kimin kardeşi. O yüzden isim tanımaz. Ne kitabı? İsim tanımaz. Neyin üstü? Gördünüz mü? Bu yüzden bunlar hep isim tanımlaması oluyor. Soruları bu. Bak bir daha gösteriyorum. Şurada. Kimin kardeşi? Ömer'in kardeşi. Ne kitabı? Bak böyle soruları sorduğum zaman isim tanımlamasını bulduran sorular. Neyin üstü? İsim tanımlamasını bulduran sorular. Bu kadar basit. Şimdi başka bir cümle yazacağım. Oraya dikkat edin, Tamam mı? Şimdi. Ee, Ömer'in kardeşi eee renkli kitabı şu masaya bıraktı diyelim. Buraya dikkat dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Çok önemli. Şimdi burada da tamlamaları görebiliyoruz. Ömer'in kardeşi renkli kitabı şu masaya bıraktı. Fakat burada dikkatini çeken bir şey var mı? Şimdi burada kimin kardeşi dedik? Ömer'in kardeşi diyebiliyoruz. Bu tam isim tanımlaması. Ama burada ne kitabı ya da kimin kitabı ya da ne kitabı mı diyoruz yoksa nasıl kitabı mı diyoruz? Nasıl kitabı diyoruz o yüzden bu sıfat tanımlaması oluyor. Burada ne, neyin, kimin masaya mı diyoruz yoksa hangi masaya mı diyoruz? Hangi masaya dediğimiz için bu sıfat tanıması oluyor. O zaman şu isim tanıması, şu isim tanıması, şu isim tanıması. Niye? Çünkü kimin ne, neyin sorularıyla bulunuyor. Bu da isim tanıması ama bu sıfat tanıması. Niye? Çünkü nasıl sorusuyla bulunuyor. Bu sıfat tanıması. Niye? Çünkü e e hangi sorusuyla bulunuyor. İşte burada anlatmak istediğimiz de bu arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Şöyle kafanız karışmasaydı böyle kapatıyorum. Bak. Ne neyin kimin soruları isim tanımamasını buluruyor, nasıl hangi kaç soruları sıfat tanımamasını buluruyor. Bak, ne çantası okul çantası, neyin rengi duvarın rengi, kimin telefonu Ali'nin telefonu, Türkçe öğretmenin defteri, kimin e, defteri Türkçe öğretmenin defteri. Ama buraya bakıyoruz, nasıl ev, hangi ev, kaç ev, işte hangi evler veya soru sıfatıyla da sıfat tanımı yapılabiliyor. Buradaki mantık bu arkadaşlar. Bu belirtisiz oluyor okul çantası duvarın rengi olduğu gibi iki tane olursa belirtili oluyor. Ali'nin telefonunda olduğu gibi belirtili olabiliyor. Eğer üç tane birbirine bağlanırsa da zincirleme oluyor. Sıfat anlamasının çeşitleri yok arkadaşlar. Hatta burada göstermişiz bakın. Masanın örtüsü belirtili. Masa örtüsü belirtisiz. Masanın örtüsünün rengi ise zincirleme oluyor arkadaşlar. Destana geldiğimizde arkadaşlar toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri şiir şeklinde yani manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebi tür olduğunu bilmemiz lazım. O zaman destanın özelliklerini şöyle altını tek tek çizelim. Destan biraz ulusal olduğu için kırmızı renk kullanmak istiyorum. Şimdi bak yiğitlik ve olağanüstülükler manzum ve edebi tür olduğunu bileceğiz. Şimdi birincisi ilk ürünler bunlar anonim. Ee, kahramanlar olağanüstü, zaman ve mekan ayrıntılı değil, toplumların tarihlerinden izler taşıyor, milli kimlik taşıyor ve şiir şeklinde oluşma aşamasında sonradan düz yazıya da geçebiliyor. Bir doğal destanlar var. Mesela Sümerlerin Gılgamış Destanı, Yunanların Truva'ya gidiş ve dönüşü anlatan İlyada Odese Destanları, İranların Şehnamesi, Fillerin Kalevelası, Fransızların Şansönder de Charlemagne Charlemagne, Charleman, Destanı, Almanların Nibelungeni, İngilizlerin Beowulf'u, Robin Hood'u, İspanyolların Lucid'i, Rusların Igor'u, Hintlerin Ramayana ve Mahabharata'sı, Japonların Shinto'su, bizim Alpertunga, Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon, Bozkurt, Türeş gibi destanlarımız var. İtalyan destanları daha doğrusu yapma destanların yazarı var. Bak şimdi bu destanlar doğal destan. Önce bir olay yaşanıyor. Sonra o halkın arasında dilden dile dolaşıyor. Sonra yazıya geçiriliyor. Mesela bunu Lönroth yazıya geçirmiş. Bunu Firdevsi yazıya geçirmiş. Ee, bunu Homeros yazıya geçirmiş mesela. Burada ise adam direkt kendisi oturup yazıyor. Mesela Tasso diye bir adam Kurtarılmış Kudüs'ü yazıyor ya da Dante İlahi Komedi'yi yazıyor. Ya da bizde Genç Osman destanını Kayıç Kul Mustafa yazıyor. Ya da Nazım Hikmet Kuvay Milliye destanını yazıyor. Fazlası Dağlarca Üç Şehitler destanını yazıyor. Bunların içinde şu sorulmuş arkadaşlar üniversite sınavlarında onu da bilmenizi isterim. Bizim destanlarımız önemli. Yaratılış destanımız en uzun destanlardan biri. ilk destanlarımızdan Altay Yakut destanı. Saka Türklerinde Alpertunga diye bir destan var. Bu Alpertunga'nın İranlılarla mücadelesini anlatıyor. Şu destanı şu adlı komutanın İskender'le mücadelesini anlatıyor. Oğuz Kağan Hun hükümdarı Mete'nin hayatını anlatıyor. Atilla Avrupa Hunlarını anlatıyor. Bozkurt destanı Kurt'tan türeyişimizi anlatıyor. Ergenekon destanı Demir Madenini kullanmamızı anlatıyor. Türeyş destanında yine Kurt'tan türeyişimiz var ve Göç destanında da kutsal taşı, kutsal toprağa vermememiz gerekiyor. Yani toprak parçası bizim için çok değerli. İslamiyet'le tanıştıktan sonra Karahanlar döneminde Satuk Buğrahan destanı, Dünyanın en uzun destanlarından biri olan Manas destanı Kırgızlara ait. Cengiz Han, Timur, Edige destanları. Ee, Battal Gazi destanı yine tarihi gerçeklikte içeren Danışman Toğullarına ait Danışman Gazi destanı ve Körol destanları da önemli. Bizim destanlarımıza kullanılan motifler üniversite sınavlarında mutlaka soruluyor. Burası önemli o yüzden büyük bir yıldız koydum. Kurt, ağaç, su, madenler, kırklar yani işte 40 gün 40 gece düğün yapıyoruz. Ya da Ali Baba ve 40 Karamiler diyoruz. Veyahut da işte kırklar, 40 kırk rakamı bizde önemli. At, ışık, ok veya yay, rüya görüyoruz mesela, mağaraya sığınıyoruz. Bunların her biri bizim destanlarımızdaki önemli motifler. Destanlarımızda bir kahraman tipi var. Alp, yani kahraman mesela Oğuz Kağan bir kahraman. Bir bilgeler var, pir sakallı, yaşlı insanlar. Bizim rüyalarda yardım eden veya bize gerçek yardım eden. Bir de tabii ki kadın var, en değerli motiflerimizden. Cumhuriyet döneminde destana baktığımızda... Kuvayi Milliye Destanı Nazım Hikmet'in önemli bir destan. Az önce şunun sorulduğunu söylemiştim zaten sizlere. Yine Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı Gülten Akın tarafından yazılan önemli destanlar. Gelelim efsaneye. destan efsane arasındaki en büyük fark. Destan ulusal, efsane ise bir inanışı anlatıyor. Yani burada bir inanış olduğu için biraz daha gerçekçi olması için yani inandırıcılığı artırmak için olay zaman ve mekan unsurlarında ayrıntıya giriliyor. Ama destanda öyle bir şey gerek yok. İnansan da inanmasan da adam rahat rahat yazıyor. Anonim halk edebiyatı ürünü konuları bir kişiye ya da bir olaya ya da bir yere dayandırılabiliyor. Ee, gerçek olduğuna inanarak anlatılan hikayeler bunlar esasında. Kutsal kabul edilen ögeler de olabiliyor. Eskiden böyle inanırlarmış, güya böyle olmuş gibi ifadelerle anlatılan eserler. Destan ve efsaneyi karşılaştırdığımızda bu şiir şeklinde, bu düz yazı şeklinde. Bu uzun, bu kısa. Burada yer ve zaman ayrıntılı değil, burada ise ayrıntılı. Niye? İnandırıcılığı artırmak için. Burada milli değerler artırılıyor. Yani burada artık bir Türk bayrağı dizebiliriz. Ama çizebiliriz. Efsanede ise öyle bir şey yok. Yani doğa olayları veya oluşumlarını anlatmaya yönelik. Son konumuza geldik. Artık sıfat tanımlamasındayız. Sıfat tanımlamasında arkadaşlar şunu bilmemiz lazım ki sıfatın olduğu her yerde sıfat tanımlaması vardır. Bir isim olacak ve o ismi niteleyen bir sıfat olacak. Bu kadar basit. Sıfat, kalp, isim. Hemen bakalım. Perdeler, yeni perdeler. Burası bir sıfat tanımlaması. Yolcu, dört yolcu. Burası bir sıfat tanımlaması. Öğrenciler, bazı öğrenciler. ...burası bir sıfat tanıması. Kitap, hangi kitap? Burası bir sıfat tanıması. Soru sıfatıyla oluşturulmuş, belgesi sıfatla oluşturulmuş... ...sayı sıfatıyla oluşturulmuş, niteleme sıfatıyla oluşturulmuş... ...sıfat artı isim varsa sıfat tanıması. Beyaz kedi, şu kedi, bazı kediler, üç kedi, hangi kedi? Bunların her biri niteleme sıfatı, işaret sıfatı, belgesi sıfat... ...sayı sıfatı ya da soru sıfatı olması fark etmez. Sıfat tanıması var diyebiliriz arkadaşlar. Sıfat tanıması ile isim tanıması arasındaki farkı asla unutmayın. Tekrar söylüyorum bakın şöyle... İT isim tanımlamasıydı. ST sıfat tanımlamasıydı. İsim tanımlamasında ne, neyin ve kim? Bu çıkıyor. Üniversite mutlaka soruyor. Şuraya bir yıldız koyalım arkadaşlar. Bu birinci ile ikinci arasında bu buna soruluyor arkadaşlar. Sıfat tanımlamasında ise birinci ile ikinci arasında nasıl, hangi ve kaç sorularını yöneltiyoruz? ikinciden birinciye. Mesela şöyle bir örnek verip bitiriyorum. Kalem diyelim. Sınav diyelim. Defter diyelim. Buraya da kalem, sınav defter diyorum. Sonuçta her ikisinin de e, tamlananları birer isim. Şimdi dikkat edin. Eğer güzel kalem derseniz nasıl kalem olduğu için sıfat tanımız. Zor sınav derseniz nasıl sınav olduğu için sıfat tanımız. İşte şu defter derseniz hangi defter olduğu için sıfat tanımız. Ama Ali'nin kalemi dediğinizde kimin kalemi olduğu için isim tanımız. Türkçe sınavı dediğimizde ne sınav olduğu için isim tanımlası. Onun defteri dediğimizde kimin defteri dediğimiz için isim tanımlası. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gereken e, bu uzun tekrardan sonra mutlaka sizler de emeklerinizin boşa gitmemesi için onun sınıf dinamo soru bankasındaki yazılı sorularımızı e, yazılardan önce diğer sorularımız yani ÖSM tarz sorularımızı Tekrar sorularımızda mutlaka bakımlar ÖSYM tarzı direkt sizin sınavınıza da destek olacak sorular. Bizler zaten bütün bu kitaplarımızda temel amacımız sizleri şimdiden üniversite sınavlarındaki hallerinize ulaştırmak. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. Bir dakika gösteremedim burada. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.